Şu an arkada görünen baba kuş, baba kumru yani gelen. Normalde böyle yavru kuş geldiği zaman gelen yavru baba şu an gitti ve yavru kuşun peşinden gelmesini istiyor. Ama yavru bu sefer benim elimde kalmayı tercih etti. Bu da diğer yavru kuş, büyük olan, ilk yumurtadan çıkan Tarsus ismi. Sol tarafta panjura doğru olan kuş Tarsus. Elimde avucumda duran kuş da Pera. Tarsus bunu hep yapıyor. Yani hep yapıyor derken aslında pek elime gelmiyor ama böyle elime çıkıyor. Şu an dış taraftaki, şu an gene değişti. Şu an iç tarafta, sağ tarafta olan Pera, iç tarafta olan, dış tarafta olan Tarsus. Gözlerinin renginden anlıyorum. Pera'nın gözleri rengi etrafı beyaz. Tarsus'unki biraz daha kızıl. Hemen bir günde göz kızıllaşıyor. O enteresan. Yavrular yemek yerken kanatlarını çırpmaya başlıyor. Biraz önce çırpıyorlardı. Şu an tekrar çırparlar mı bilmiyorum ama. Şunu gözlemlemiştim. Baba bir süre yem yedikten sonra su içiyor. Herhalde daha iyi öğütebilmesi için. Bakın Tarsus dışarıya doğru korktu. Su vermek istiyorum aslında. Pera alışkın. Bu şu an su içti. Herhangi bir sorun olmadan suyunu yudumluyor. Tarsus tedirgin. Elimdeki nesne ona değişik geldiği için. Ama korkup gitmiyor en azından. Korkup gitmesinin sebebi, bakın yine kanat çırpmaya başladı da. Yavru kuşlar baba beslerken böyle kanadını açıp kapatıyor. Şu hareketi yapıyor. Gördüğünüz hareketi yapıyor. Su veremedim şu an Tarsus'a. Ama onun su içmesi lazım. Normalde baba beslediğinde su ihtiyacını da herhalde yem verirken aynı anda vermiş oluyor. Şu an elimden yedikleri için daha önce de bunu gözlemlediğimden biliyorum. Yani yavrunun mutlaka su içmesi gerekiyor. Yoksa sadece elimdeki arpadan ya da mercimekten yiyerek. Bakın elime su döktüm şimdi. Su dökerek alıştırmaya çalıştım. Önce bir şaşırdı ne oluyor diye beni gözlemliyor. Parmak aramdan önce şey yaptı. Ama bakın şu an suyunu yudumluyor. Yani içim rahat. Ona da su içirmiş oldum. Hem de bayağı içti. Videonun tamamı aslında neredeyse 20 dakika yem yediler. İnanır mısınız? Bu baba kumru. Yavrular şu an gitti. Baba yavrular gittikten sonra karnını doyurmak için tekrar geldi. O da aslında bayağı yedi. Ben son anlarını kaydettim. Yani önemli olan babanın geldiğini görelim. Baba da gidecek şimdi. Böyle pozunu veriyor. Şöyle son bir defa bakış attı. Ve o da gitti. Bu kuş belki Mart ayındaki, belki Nisan ayındaki eğitim kuşlardan biri. Gördünüz mü? Patlatıyor. Böyle bu şekilde kanatlarını açarak herhalde bana posta koyuyor. Ya da posta koyabileceğini düşünüyor. Ve ben de şey yapmak istemiyorum. Yani bunu aslında korktuğundan yapıyor. Kuşlar, çok gözlemledim, kavga ettikleri zaman kumrular kanatlarını açıp birbirlerine patlatıyorlar. Kanatlarını vuruyorlar. Ya da bir kumru diğer bir kumruyu kovalarken kanatlarını açarak ona çarpıyor, vuruyor ve bu şekilde dengesini bozuyor. Ben de kolay değil yani. Bu aşamadan bazen geçmek zorunda kalıyorsunuz. Kuşun güvenini kazanmak için sakin kalmaya çalışıyorum. O da benden bir zarar gelmeyeceğini fark ederek ya da hissederek normal yemini yemeye başladı. Ama bu kaç günden beri böyle. Alışacak ama. Yani kanatlarını açmasının sebebi, ben seni döverim diyor bana.